Şimdi İYİ Parti'ye çok büyük bir haksızlık yapılıyor. Bunu çok net görebiliyorum. Ya şimdi İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkan bir parti olsa bu kadar çok sisteme hak ettiğine inanırım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopanların kurmuş olduğu bir parti olsa bu sistemi de anlayabilirim. Şu ve bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi ile kalbi, aritmetiksel ne derseniz deyin bir ittifak kurmuş, şimdi de kendi başına yürüyor. Şimdi yani bu kadar çok İYİ Parti'ye niye yükleniyor CHP'deki arkadaşlar, onu anlamıyorum. Birincisi bu. İkincisi, bugünkü pozisyonunuzu anlatmak zorundasınız ifadesi ne demek ya? Yani İYİ Parti'nin CHP'ye böyle hesap verme, pozisyonunu CHP'ye izah etme gibi bir mecburiyeti mi var? Geçmişte söylediklerini bugün niye tersini söylüyorsun? Tamam. Şimdi sizin partinizde de her partide de geçmişte söylediklerinin tam tersini söyleyen yapan insanlar var. Bolu Belediye Başkanı'nı yani bir anlatsanız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı, bizim Ekrem Bey'i, Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söyleseydiniz ve bugün tersi bir şey söyleseydiniz aynı soruyu şimdi, ben AK Partili olarak size de sorarım. Eren Bey, aynı şeyi sorarım. Eren Bey, anlaşamıyoruz. Biz Ekrem Bey Cumhurbaşkanı adayı olsun demedik. Anketlerden. Genel Başkan Yardımcılığı yaptınız, yapmayın ya. Şükrü Bey, şimdi biz bakın, Mehmet Bey konuştun da hiç konuşmadın. Bakın bizim dediğimiz şu. Durun, siz... Millet anketlerde, bakın evet. Masada biliyorum, diyoruz ki anketlerde bu iki arkadaş öne çıkıyor. Biz efendime söyleyeyim Musavat Dervişoğlu'nu yapalım demedik. Koray Aydın'ı yapalım demedik. Gene Tolga sizden Akan'ını birini demedik. Yapalım ama anketlerden ya çıkan birini yapalım. Ya. Evet. Bu. Başka bir şey evet. demedik ki. Devam edin lütfen, buyurun. Şimdi tut ki sırf bu gerekçeyle İYİ Parti eleştirse haklı olsun. Ki bence haklı değil. Bir defa kurumsal bir partiye saygıyla bağdaşmaz bu. Peki niye CHP'li arkadaşlar diğer partilere, kendileri ittifak yapan partilere, üstelik de siyasal aritmetik hiçbir karşılığı olmadığı halde onlarca milletvekili taltif ettikleri diğer partiler için tek bir şey söylemezler? Onlar da adayı çıkartıyorlar. Ha demek ki onların aritmetiksel bir karşılığının olmadığına inanıyorlar ki onlara laf söylemiyorlar. Ama İYİ Parti'nin CHP kaybettireceğini varsayarak 2019'a gönderme şimdi, yaparak. Şimdi bu da siyaseten ahlaki bir şey değil. Söylemiyorlar. Milletvekili yaptılar onları. Diyelim ki İYİ Parti de ittifakın bir partisiydi ama Deva Partisi, yani İYİ Parti kendi özün başına girdi. Milletvekillerini kendisi çıkardı. Tek tük belki hani paylaşım paslaşım olur. Diğerlerinin bütün vekilleri CHP sayesinde meclisteler bugün. Onlar niye CHP diyetini ödemediklerinde hiçbir şekilde suçlanmıyorlar da illa İYİ Parti'nin CHP sürekli geçmişte Kemal Bey'in demokrasi iyiliği olsun diye yapmış olduğu bir iyilik karşısında ebediyen siyaseten kendilerine mahkum ve mecbur etmeye çalışıyorlar. Bunu anlamıyorum. Bir dışarıdan bakarak anlamıyorum. Bir diğer husus, yani İYİ Parti'yi biz de eleştiririz. İYİ Parti de bizi eleştirebilir. Ama İYİ Parti'nin bir geni var, geni. CHP'nin içinden çıkmış bir parti. Ağırlıklı olarak. AK Partililerin de bir şekilde siyaset yaptığı, bir kısım AK Partililerin ve hatta muhafazakar camiaya mensup olanların ama ağırlıklı olarak Türk milliyetçilerinin, MHP'nin içinden gelenlerin siyaset yaptığı bir parti. Şimdi İYİ Parti'nin genlerini CHP'nin genlerine dönüştürmeye çalışmak doğru değil. Bakınız İYİ Parti'nin, dışarıdan bakarak söylüyorum, genlerinde Erdoğan'a, Sayın Erdoğan'a ve hatta Sayın Bahçeli'ye muhalefet vardır. Çünkü siyasi bir rekabettir sonuçta. Bir ayrışmışsınız, kendinizi gerekçelendirmek istersiniz. Ama Bahçeli'ye, Erdoğan'a düşmanlık yoktur. Şimdi İYİ Parti öyle bir kulvara yerleştirmek istediler ki Erdoğan'ı devirelim, bu Erdoğan Cumhuriyet'e düşmanı falan. Şimdi o zaman Erdoğan'a düşman olan diyelim ki DEM Partisi de bu ittifakın içine girer. O zaman İYİ Parti'nin kendi genleri, kendini var eden genleri ortadan kalkar. Bence bugün İhsan Aktaş kardeşimin de söylediği gibi doğru bir karar verdi derken kastettiği şey oldu. Kendi genlerine geri dönüyor ya. Yani Erdoğan düşmanlığından Erdoğan muhalefetine dönüşen, iktidar doğru yaptığında tebrik eden, yanlış yaptığında da karşı çıkan, kendi siyasetini izliyor. Yani bir partinin bunu yapmasından daha doğal ne olabilir ya? Dünya siyasetinde olmayan bir şey yaşıyor. Tabii bence bu anlamda İYİ Parti yeni bir siyasal deneme yapıyor. Eğer kendi özü, öz ilkeleri doğrultusunda kendi omurgasını oluşturabilirse Türkiye siyasetine de çok anlamlı katkılar sağlayabilir. Bunu bir AK Partili olarak söylüyorum yani.
Ben Türk siyasetinin gereksinim duyduğu bir damar olduğu kanaatindeyim. Hocam tehlikeli bir soru sorayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerini alabilir mi? Ha iyi. Bakın ben bir şey söyleyeyim. Sayın Erdoğan Bey. Biz o kararı aldık ya, istifalar oldu ya, hani bir deprem yaşadık, kabul ediyorum. Normaldir. Atçı deprem diyelim biz buna. Bakın bir aydan beri ben Bursa, Adana, farklı yerlerden, yani Metin Bey, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Uşak, Nevşehir, aday tanıtım törenlerine gidiyoruz. Bakın samimi söylüyorum. Bizim hakiki, bizi oy veren taban. Oy veren taban bizi kucaklıyor. Niçin kucaklıyor? Muhalefeti çok rahat yapıyoruz. AK Parti'ye çok rahat ve MHP'ye çok rahat. Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok rahat. Ama bunu düşmanlık yapmıyoruz. Ama düşmanlık, ya niye düşman olacağız? AK Parti'nin, şimdi ben İHA ve SİHA'ya karşı çıkar mıyım? Sen çıkar mısın? Bu ülkenin genel başkan yardımcısı, iki dönem milletvekili yaptı. CHP'nin içinden karşı çıkanlar oldu yani. Eleştirdiğim noktalar olabilir. Ama bu memleketin menfaatine olan işe karşı çıkmazsınız. Ben analizimi tamamlayayım. Mehmet abinin geçen hafta SpaceX ile beraber SpaceX'in içerisinde anladığım kadarıyla kaçak yollardan uzaya gittiğine inanmaya başladım. Çok doğru. Türkiye siyasetinde mahallelerin olmadığını, Türkiye siyasetinin kutuplaştığını, bu kutuplaşmanın bugünün hikayesi değil, son 15 yılın hikayesi olduğunu, İYİ Parti'nin, CHP'nin ve siyaset de kendisini parlamenter demokrasi satında konumlandıran partilerin tamamının bu kutuplaşma üzere bir takım ilkeler etrafında uzlaştığını, bugün hala aynı şeyleri savunmaya devam ettiklerini bilmiyormuş gibi Müsaade et. Ayakları bunları yerde bilmiyormuş gibi söylüyorum. Ayakları yani yerde olan, CHP'nin içini de bilen, dehlizlerini de bilen birisiyim. Yani Kemal Bey'e siyasi mesih diyenlerin kaybettiği gün ertesinde arkadan nasıl hançerlediklerini de bilirim. Kongreler nasıl kazanıldığını da, biz siyasi kulislerle, siyasi dedikodularla ilgili konuşmuyoruz. Dün dündür, bugün bugündürdür diyenlerin, saf değiştiren CHP'lerin en yakın arkadaşları da buna dahildir. En yakın arkadaşları da kendisi için böyle düşünür yani. Ya, biz söylemiyoruz. Şimdi oralara girmiyor. Yani, öyle kimse yani öyle uzayda yaşamıyor Eren Erdem. Sen de Türkiye'de her şeyi de bilen değilsin. CHP önce kendi bir öz eleştirisini versin. Öz eleştirisini versin. Nasıl versin? Kemal Kılıçdaroğlu siyasi mesih olarak görülecek. Kazandığında herkes karşısında el pençe divan duracak. Ama kaybettiği için de Alevi contası diye suçlanacak. Partiyi Alevi contasından kurtardık ayıp diyecek. Bunlar çok ayıp şeyler. En bak, büyük ayıp. Partinizin bu şekildeki kirli siyasi ayak oyunlarına hiç girmedik. Bu sizin sorunuz. Üstelik düne kadar parti içi mesele, parti tamam, olur mu? Ama hayır. Bizimki de parti içi mesele. Hayır bakın, düne kadar efendim, biz sizin Bolu Belediye Başkanı sandalye attı genel merkezinizin önünde. Partiyi aldınız şu onu. An Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani, Cumhuriyet Halk Partisi'nin partinin kendi meselesidir. Ama bak biz CHP'nin yani, içine girmedik siz, ama uzayda yaşayarak konuştuğumuzu söylersen Alevi cuntası denildiğinde, yani kusura bakmayın, geçmişte biz İYİ Partili bazı milletvekillerinin de böyle beyanlarına tanık olduk Kemal Bey'le alakalı. Şimdi ama hiç Meral kimse sifon çekmedi. Sanatçı bozuntuları vardı, sifon çekmedi. Uyarmıştır, ikaz etmiştir vesaire vesaire. Şimdi Türkiye'de böyle bir fobinin bazı siyasi çevrelerde zaman zaman hortlatıldığını biz biliyoruz. İYİ Parti'yi kendi stepleriniz olarak görme değil. Hakkınız kimse nereden geliyor? Kimse olarak görmüyor ya. Onu anlattık. Sayın Metin'e kimsenin böyle bir bakış açısı. Öyle görüyorsun. Ama devamı geleceğe Barış Bey hiçbir şey söylemiyorsun. Siz burada olduğunuz için şimdi onu konuşuyoruz. Onlar gelse onlarla da konuşuyoruz. Bakın ben bir şey söyleyeyim. Ben yarın nereden korkuyorum biliyor musunuz? O Muharrem İnce'yi ne yapacaksınız? Efendim Muharrem İnce ile bakın biz, o bizim Tunceli Belediye Başkanı komünist Kadıköy'den aday. Evet, şimdi evet. Ona hiç sallayan yok. Niye sallamıyorsunuz? Olur mu ya, neler söylüyorlar? Ya sen hiç yok, ben abi bu oyundan vazgeçer misin? Muharrem Bey kim saygısızlık yaptıysa İYİ Parti'de yani, gereken cezayı ben bir cümleyle tamamlayayım siz gene. Muharrem İnce ile oturulur konuşulur. Başkalarıyla bakın tip geliyor konuşuluyor. Siz her konuda partinin kuruluş aşamasında bile konuştuğunuz, hatta yani açık açık konuşalım, 60 milletvekili ortak liste yapalım, 60 milletvekili İYİ Parti'ye Kemal Bey'i getirin gene konuşuruz.
Efendim Kemal Bey'in önerisiydi zaten. 60 vekil koyalım, bir simülasyon çalışıldı, bütün bunlar vesaire. Ada her konuda konuşuyoruz. Hala İYİ Parti hala parlamenter sistemi savunduğunu söylüyor. Söylüyoruz biz tabii. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunma iddiamızı sürdürüyoruz diyor. Halen daha bu iddiada olduğunu söylüyor. Halen daha Sayın Erdoğan bu konuda pozisyon değiştirmiş değil. Halen daha Türkiye'deki siyasi şartlar değişmediği halde hür ve müstakil adı altında İstanbul, Ankara ve bir takım büyük şehirlerde ortaklaşıp kazanmak varken, bakın CHP'nin adayı değil, CHP'nin adayı zaman, değil, CHP'nin adayından bahsetmiyorum. Bu dönemde bizi destekleyin. Bu konuda öneri bile bir bak. Bir dönemde siz destekleyin. CHP'nin önerilerini dinlemediler bile. Müsaade et. Sayın Özgür'ün, belki İYİ Parti'nin adayında uzlaşacak. Şükrü Başkan. Niye ben senin adayında uzlaşacağım? Belki İYİ Parti'nin adayında uzlaşacak. Ya sen de uzlaşmayan İYİ Parti'nin adayında uzlaşacak. CHP'nin önerilerini dinlemeyi tenezzül dahi etmez bir tavırla. Söyleyeyim mi? Tenezzül demeyin. O bize öyle yaptınız efendim yani. Son süreç öyle bir süreç. Olan ilişkinizi ortaya koyacaksınız. Efendim? Dep. Şimdi her gün ismi değişiyor. Dem Partisi. Evet. Bizim tabanımızın hassasiyetleri var. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı kazandı. Siz çok iyi biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Dem'le ilişkisinin olup olmadığını. Ben nereden bileyim ya? Çok iyi biliyorsunuz. O masada her şey konuşuldu. Tamam, hep şeyi konuştuk. O masada her şey konuşuldu. Hiçbir yerinde, hiçbir kenarında, hiçbir köşesinde Dem Parti var mıydı? O gün Dem Parti değil de Yeşiller soldu. Evet, tamam. Masanın herhangi bir yerinde var mıydı? Şeyde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresi bittikten sonra Özgür Özel Bey'in başka işi yok muydu? Selam çakıp duruyordu. Ya başka vereceği mesaj yok mu? Özgür Özel Bey'in mesaj vereceği, Sayın selam vereceği, kime selam verip kime selam vermeyeceğini. Şükrü Bey, 2019'daki seçimde buyurdan bir tavırla ifade etmiyor. Nereden? 2019'daki seçimde İYİ Parti CHP ile işbirliği yaptı ya. Evet. O işbirliğine dönemin HDP'si de destek verdi. Ay, dönemin HDP'si bizim, demin Barış Bey onu çok güzel söyledi. Balıkesir'de bize seçimi kaybettiren. Yok, İstanbul'dan bahsediyorum. Hayır, bak ben bir şey söyleyeyim. Açık ve net olarak. Selahattin Demirtaş açık ve net bu Türkiye'ye destek vermedi. İyi Parti nereden aday çıkarttıysa o zamanki adı HDP. Başkan, ben hepinize söz hakkımı verdim de ben de bir iki cümleyle. Tamam. Ben o yüzden araya girmiyorum. Peki. Sayın Metin Erdoğan konuşması doğru, için. Doğru söyle. Tamam. İyi Parti kendini CHP'leştirmek isteyen bir eğilime karşı ben İyi Parti'yim dedi. Bu kendini tanımladı. Ben buyum. Ve kendi, eğer bu siyasi stepne şeyini sürdürmüş olsaydı İyi Parti amorf bir partiye dönüşürdü.